Tabi bu arada hemen parantez içerisinde söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu bir Türk yolu diye bir şey açıkladı. İçinde Azerbaycan yok. İran üzerinden geçiyor. Azerbaycan yok. Biz ise uzun zamandır Azerbaycan üzerinden orta koridor dediğimiz Hazar geçişli orta koridorun tesisi için uğraşıyoruz. Ki bu tamamlanmış durumda Hazar'dan, e, Aktau'dan, e, Kazakistan'dan Bakü'ye, Bakü'den de Tiflis üzerinden e, Kars'a uzanan bir demiryolu inşa edildi. Hem enerji akışı Azerbaycan'ın içinde bulunduğu bir hat üzerinden hem de taşıma bakımından yollar Azerbaycan'ın içinde bulunmuş olduğu bir hat üzerinden ve Türk Cumhuriyetleri üzerinden devam ediyor. Azerbaycan'ı dışlayan bir yaklaşımı anlamakta zorlanıyorum. Ee, tabii Karabağ konusunda e, Cumhuriyet Halk Partili e, yetkililerin yaptığı açıklamaları Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerle ilgili hmm. Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı suçlayan bazı açıklamaları vardı. Ünal Çeviköz'ün o zaman, o tarihlerde. Hatta bildiğim kadarıyla Azerbaycan'a giriş yasağı konuldu kendisine ee, bu açıklamaları sebebiyle. Hmm. Azerbaycan'ın yürüttüğü orada kendi topraklarını, vatan topraklarını kurtarma harekatını e, şaibi altında bırakacak bazı açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla Azerbaycan'dan, Azerbaycan'ın Karabağ ve topraklarını azat etmesinden, bağımsızlığa kavuşturmasından e, rahatsız olan Türkiye'de bir kişinin Türkiye'de siyaset yapabilmesi zordur diye düşünüyorum. Azerbaycan'a dışlayan bir Türk yolu olamaz. Türk yolu Azerbaycan'ın da içinden geçecektir, Azerbaycan'dan geçecektir.